Arkaya bak. Arkaya bak. Üç kattınız. Sağ olun. Pardon. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Teşekkür ederiz. Bu desteğiniz için. Sadece size destek değil, o zaten vazifemiz ama aynı zamanda milli iradeye destek ve Türkiye'deki demokrasi kültürüne destek. İşin çok acı tarafı. Şimdi gelirken duygulandım çünkü Tayyip Bey ile ilgili karar açıklandığında bu binadaydım. Selim Bey, belki sizler de vardınız. Ve şimdi o anı yaşamış insanların, şimdi böyle bir anı aradan yıllar sonra, neredeyse çeyrek asır geçtikten sonra tekrar yaşayacağımı hayal dahi etmezdim. Siyasetin insanların ve gücün insanların ilkelerden nasıl uzaklaştırdığını görmekten gerçekten icap duydum. Mesele siyasi boyutu olan bir mesele muhakkak ama siyaset üstü bir mesele. Bu bir kültür meselesi, bu bir ortak toplumsal hayatın, ortak değerlerinin nasıl yıprandığının meselesi. Dolayısıyla fakatsız, amasız herkesin tam bir dayanışma içinde olması lazım. Ben haberi, tam da bugün bizim için düğünle taziye aynı anda gibi, bizim 3. yılımızın yıl dönümü, kuruluşumuzun partide tam bir düğün havasındaydık. Sabahleyin Sayın Başkan'ı aradım. Biliyorum muhtemel neticeyi bildiğim için 11 Kasım'da da buradaydık. Dava, bir önceki dava günü buradaydık. Dava saatinde. Sabahleyin erken saatte aradım, dedim. Netice ne olursa olsun yanınızdayız. Sonra Sayın Akşener'le görüştük. Bu lider ziyaretleri bağlamında. Orada da bahsiniz geçti. Tam ben kutlamaya geçip konuşma yaparken yaptık bitmeye yakın haber önüme düştü. Orada da vurguladım zaten konuşma içinde de. Sonra hemen ayrılmak mümkün olmadı. Yoksa daha erken saatte gelmek isterdik. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu ile Almanya'dan görüştük. Sayın Akşener'le de. Sonra siz de birlikte görüştük. Evet. Yarınki toplantıyla ilgili önerimizin, o zaman da kendilerine ifade etmiştim. Gerçekleşiyor evet, olmasına da büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Yani gün bugün eğer bir demokrasi savunulması söz konusuysa, dediğim gibi tereddütsüz davranmak ve tereddütsüz bir şekilde tavır koymak lazımdı. O sebeple süratle bunun hayata geçmesinden de mutlu duydum. Daha sonra Sayın Akşener'le olan açıklamanızı da dinledim. Ondan da mutluluk duydum. Yalnızdayız. Dediğim gibi sizin yanınızda olmak, bugün demokrasi yanında olmaktır. Ve milli iradenin yanında olmaktır. O bakımdan yarın da en güçlü mesajları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. İstanbul'a bu saatte geldiniz ve bizimle bir arada oldunuz. Gerçekten yıllar sonrasında hani dediğiniz gibi o günün şahitleri olarak böyle bir anı tekrar bu ülkeye yaşatmak gerçekten ülkemiz demokrasisine büyük bir ihanet. İleri gitmek isterdik ama ne yazık ki geri gitmişiz. Umarım hep birlikte süreci en iyi şekilde sizlerin işbirliğiyle çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bu bizim sadece azmimizi arttırır, umudumuzu yükseltir, kuvvetimizi büyütür. Başka hiçbir şeye vesile olmaz. Bu saatten sonra ben bu kararı aldıranlara gene Allah akıl versin demeye devam edeceğim başbakanım. İnşallah hızlıca bu zor günleri atlatırız. Yolda arkadaşlar bahsetti, nasıl böyle bir siyasi akıl tutulması olur diye. Dedim ki güç yozlaşmasına kapılanlar öyle bir kısır döngüye girerler ki akıl da gider, vicdan da. Mesele evet. O gücün yozlaşmasına kapılmamakta ve bu makamları geçici görmekte. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı oturduğu her makamı bıraksa da o makamın sahibi olarak kendisini görüyor. Bunun çok örneklerini yaşadık. Hadi diyelim bu bağımsız yargı diye açıklamalar yapıyor. Öyleyse peki bir ses verin bakalım. Yani çıkın deyin ki biz bu karara karşıyız. Şu saate kadar da daha bir açıklama yok. O zaman bu siyasi yargının siyasallaşması
öyle anlar vardır ki anında tepki vermediğiniz zaman verdiğiniz tepkinin anlamı kalmaz. Çünkü beklemişsiniz ve nerede güç kayacak gibi bir şey. Bu hesap olmaz demokraside, siyasi mücadelede. Sadece kendi adıma değil, bütün parti kurullarımız adına da ifade ediyorum. Çünkü bugün herkes oradaydı. Dediğim gibi bir düğün evinden bir yas evine girer gibi gelmiş olabilir ama burası yas değil. Burası değil, bugün değil. Bugün ilkelerimizi savunmak açısından bir ortak kültür günü. Gücümüze güç kattınız. Teşekkür ederiz. Evet. Ayrıca diğer